Öncelikle nazik ziyaretler için Sayın Bekleme Başkanıma teşekkür ederim. Hoş gelmişler. Şimdiye kadar takımımız olan desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ben yaklaşık 4,5 ay önce görevi devraldığım zaman vekilimizle ilk görüşmemizde, ilk başkan olduğum gün vekil yaklaşık 3. ya da 4. sıradaydık. Vekilimiz bir sözü vardı, bu takımı şampiyon yap, ben senin soluna kadar arkandayım demişti. Sağ olsunlar şimdiye kadar beklediğimiz de çok üzerinde destekleri oldu. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hala da desteklere devam etmekte takımıma. Bucaklarım çevremizden şunu rica ediyorum. Ben bu takım hepimizin takımı. Yani sadece iki kişinin, üç kişinin işte Bayram vekilimizin ya da Yasin vekilimizin ufak tefek STK'larımızla yardımları oluyor. Bütün bucağı yaymamız gerekiyor. Yani bu takım hepimizin takımı. Bütün yükün birkaç kişinin üzerinden alıp bütün hepimize sahiplenmesi gerekiyor bu takımı diye düşünüyorum. Az bir zamanımız kaldı. Hani şurada 3 maçımız kaldı. Allah'ın izniyle biz bu takımı şampiyon grubuna lider yapıp 3'ü yenge çıkartarak şampiyon yapacağız. Bize inanan bucakların olduğunu da biliyorum ben. Buradan vekilimize ve başkanımıza seçim çalışmalarında başarılar diyorum. Tekrardan şimdiye kadarki yapmış olduğu yardımlardan, desteklere dolayı da kendisine bütün Bucak Belediyesi, Oğuzhan Spor camiası adına teşekkür ediyorum. Evet, ben de başkanımın bu açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Biz kendisi başkanım göreve gelmezden önce de daha önceki başkanımızla birlikte de birçok Oğuzhan Spor'umuzu desteklemek adına gerek Ankara'da gerekse ilimizde ya da ilçelerimizde maddi destekle ilgili çalışmalar yapıyorduk zaten. Yaklaşık ben hem bu süre içerisinde kıymetli vekilim Bayram Özçelik ile birlikte şahsım birçok takımımıza yardımda bulunabilecek gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse STK'lar veya özel kuruluşlar, iş adamlarımız, bunlarla bir takım görüşmeler yaptık ve aşağı yukarı bizim çıkarttığımız rakam, belki arasında unuttuklarım da vardır, 483 bin lira gibi bir maddi destek sağlamak. Tabii deplasman masrafları, deplasmana giderkenki masraflar ayrıca karşıladığımız, desteklediğimiz masraflar. Sadece bunlarla bu olay oluyor mu? Olmuyor. Futbol dediğimiz şey biraz da buna bağlı. Çok iyi bir takım oluşturmuşuz. Hakikaten takımımız, gerek futbolcularımız, gerekse teknik heyet, teknik direktörümüz çok fedakarlıklar içerisinde bugüne kadar geldiler. Ben eminim ki şunu da söylüyorlar, biz bu takımı şampiyon yaparız. Bu futbolcularla, bu teknik heyet ile biz bu Bal Ligi'nin şampiyonu oluruz. Onlara da o inancı da biz görüyoruz. Ancak her ne kadar bu kadar maddi destekte bulunsak da bizim haricimizde de mutlaka destekler oldu. Sadece bunlar yeterli kalıyor mu? Yeterli kalmıyor. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi futbol dediğiniz şey çok maddi kaynakla dönen bir organizasyon, spor organizasyonu. Bucak Belediye'miz de bu konuda kendilerine, kulübümüze yardımcı olmaya çalıştı. Özellikle ben Sayın Valimize teşekkür ediyorum burada. Sayın Valimiz de biz görüşmeler yaptığımızda yardımcı olması gerektiği konuları kendisine ilettiğimizde sağ olsun bizleri hiç kırmadılar. Hem Bayram Bey hem de beni hiç kırmadılar ve takımımıza destek olmak için görüşmeler de yaptılar ve hem özel idaremizden hem de çeşitli iş adamlarımızdan da desteklerini bizlere gösterdiler. Bu yıl inşallah bu ligi, Bal Ligi'ni şampiyon bir şekilde bitiririz ve playofflarda da bir üst lige çıkarız. Ama geçenlerde biliyorsunuz bizim milli futbolcumuz Yusuf Şimşek de bir Oğuzhan Spor'a destekte ben varım, sen de var mısın diye bir kampanya yapmıştı. Bizlere de ulaştı. Bizler de kampanyaya devam ettirdik. Bunun gibi sosyal içerikli çalışmalar da yapılıyor kulübümüzde. Fakat istenilen dereceye çok fazla ulaştıramıyoruz. Ben birçok kişiyi seçim esnasında da dolaşıyorum. Herkesten şunu alıyoruz yani, şu talebi alıyoruz. Oğuzhan Spor'umuza destek çıkaralım. Destek çıkıyor dediğimizde biraz daha destek çıkaralım. Ben topyekun bu takım, Bucağ'ın takımıysa, burada 3.000, 4.000, 5.000 taraftar olduğu oluyor icabında. Bu taraftarlarımızın da desteğiyle herkes elini taşın altına koyacak şekilde bu yılı tamamlamayı temenni ediyorum. Bunu da istirham ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de biz bu hedeflerimizi gerçekleştirirsek
Ocak Belediyesi Oğuzhan sporumuzu 3. Bal Ligi'nden 3. Lig'e çıkartırsak o yılki hedeflerimiz çok daha farklı olacak. Artık hem tesisleşme yolunda hem de gelirler bakımından çok daha farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Ben bunların hepsinin çalışmayla ve gayretle, inançla olabileceğini düşünüyorum. Biz bu inançtayız, bu gayretteyiz. Bunun için çalışıyoruz. Takımımıza sahip çıkıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şurada 3 maçımız kaldı. Öyle değil mi başkanım? 3 maçımız kaldı. 3 maçımız zannediyorum birisi deplasman, ikisi iç saha. Evet, 4 maç. Evet. Bir deplasman, iki iç saha maçımız kaldı. Ondan sonra playoff karşılaşmalarına geçilecek. Ben takımımıza tekrardan, teknik heyetimize, futbolcularımıza, masöründen tutun, malzemesine kadar bütün yönetimdeki arkadaşlara da hepsine teşekkür ediyorum. Bir özveri içerisinde çalışıyorlar. Özellikle futbolcu kardeşlerime ve teknik heyete tekrar teşekkür ediyorum. Artık son virajdayız. Bunlar tatlı sıkıntılar belki ama şampiyon olduktan sonra bunların hepsi unutulur. Zafer kutlamalarında daha zevkli bir hale gelecekler. Ben takımımıza tekrardan başarılar diliyorum. Bucaklı hemşehrilerimize, Burdurlu hemşehrilerimize hepsine de güveniyorum. Takımımızı destekleyelim. Şurada 3 haftamız kaldı söylediğim gibi. 3 haftayı maddi olarak ve manevi olarak desteklemek çok zor değildir. 3 hafta içerisinde eğer biz bu başarıyı sağlarsak zaten sonuca ulaşırız. Ve önümüzdeki yıllarda da daha farklı bir plan çerçevesinde takımımızı bir üst lige, bir üst lige nasıl çıkarırız ve ismimizi nasıl duyururuz, bunun mücadelesi içerisinde olacağız. Ben dediğim gibi bu sezonun takımımız adına inşallah zirvede bitirerek ve playofflarda da kazanarak bir üst lige çıkması temennisiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.